miktar zarflarına geçiyorum. Miktar zarfları, hemen bakıyorum burada, en sıkıntılı olan zarf çeşidi bence. Aslına bakacak olursanız miktar veren tüm sözcüklere zarf diyebiliriz. İstisnası isimlerin miktarı. Çünkü isimlerin miktarını sıfat verir. İsmin sıfatla miktarlandırıldığını bilirseniz geriye kalan her şeyin miktarını zarf verir. Hemen bakıyorum. Çok konuşuyor dediğinizde konuşmak fiil. Ne kadar konuşuyor, çok konuşuyor. Fiilin miktarı zarf. Bakın dikkat edin. Çok güzel konuşuyor dediğinizde. Şimdi miktar zarflarının sıkıntılı olmasının nedeni kendi önündeki sözcüğün miktarını verecek. Bakın çok güzel sözcüğünün miktarını verecek. Burada da çok zaman sözcüğünün miktarını verecek. Dolayısıyla siz önündeki sözcüğün türüne göre bu adamın adını söyleyeceksiniz. Bakın iki numaraya gel. Konuşuyor yüklem, pardon fiil, özür dilerim. Nasıl konuşuyor? Güzel konuşuyor zarf. Ne kadar güzel konuşuyor? Çok güzel konuşuyor zarfın zarfı. Bakın dikkat edin, zarfın zarfı. Çok güzel kadındı dediğinizde kadın isim, nasıl kadın, güzel kadın sıfat, ne kadar güzel, çok güzel yine sıfatın zarfı. Bakın Türkçe'de fiilin, fiilimsinin, sıfatın ve zarfın miktarını zarf verir. Yani %90 zarfta zaten top. Sadece İsimlerin miktarını sıfat verir. En alttaki örneğe bakın. Çok zamanım yok dediğinizde zamanın miktarı yani ismin miktarı bir tek en alttaki sözcük zarf değil sıfat. Geriye kalanların hepsi zarf. Şimdi toparlıyorum. Zarf dediğimiz yani miktar zarfı dediğimiz sözcükler isim hariç her şeyin miktarını verir. Tekrar söylüyorum. Fiilin miktarını, fiilimsinin miktarını, sıfatın miktarını, kendisi gibi zarfın miktarını zarf verir. Miktar zarflarında öğrencilere genellikle miktar zarfını bul sorusu sormazlar zaten. Önündeki sözcüğün türünü sorarlar. Şöyle derler, aşağıdakilerden hangisinde miktar zarfı farklı türde bir sözcüğün miktarını vermiştir? Bakın dikkat edin, bunun zarf olduğunu kabul ediyor soru zaten. Bunun miktarını soruyor. Yani bunun türünü soruyor. Bunun adı ne diyor sana. Önündeki sözcük sıfat mı? Önündeki sözcük zarf mı? Önündeki sözcük fiil mi? Önündeki sözcük fiilimsi mi? Aslında bunu ayırt edeceksiniz. Hemen soruya bakalım. Miktar yani azlık çokluk zarfları sıfatların ve fiillerin anlamını etkiler. Aşağıdakilerden hangisinde sıfatın, bakın adres vermiş, sıfatın zarfını istiyorum senden diyor. O zaman buraya da bir isim oturtmanız gerekir. Mesela şöyle demeniz gerekir, çok güzel hava, değil mi? Hava isim, güzel hava sıfat, ne kadar güzel, çok güzel. Hemen bakıyorum. Aldığım yeni bilgisayar pek hızlı çıkmadı. Bakın miktar belirten sözcük şurası. Çıkmadı fiil. Nasıl çıkmadı hızlı zarf. Pek hızlı dediğinizde zarfın zarfı. Patladı. Gölün en derin yerine atmıştık oltaları. Yer isim. Derin sıfat. Ne kadar derin? En derin. Sıfatın zarfı. Kilolarınızdan şikayetçiyseniz daha az yemelisiniz. Yemelisiniz fiil. Az onun zarfı, daha az zarfın zarfı. Geç. Çok yoruldum. Daha yavaş yürüyebilir miyiz? 1. Fiilin zarfı. Geç. 2. Yürüyelim. Fiil. Yavaş yürüyelim. Zarf. Daha yavaş yürüyelim. Zarfın zarfı. O yüzden ben cevaba Bursa dedim. Yani sıfatın zarfı. Bakın dikkat edin bu soru kalıbında
hep gelen soru kalıbıdır Yıldızlı. Önündeki sözcüğün türü sorulur. Buraya dikkat etmelisiniz. Peki, şimdi gelelim soru zarflarına. Soru zarflarını da bulabilmek için maalesef başından beri aynı şeyi söylüyorum. Diğer sözcük türlerine dikkat etmelisiniz. Edata dikkat etmelisiniz, zamire dikkat etmelisiniz, sıfata dikkat etmelisiniz ve zarfı bulabilmelisiniz. Çünkü çeldiriciler diğer sözcük türlerinden gelecekler. Şimdi soru zarfı dediğiniz şey, sabahtan beri öğrendiklerimizi bir toparlamamız gerekirse, fiilin ya da fiilimsinin bir şeyini sormalı. Nedenini, zamanını, durumunu, neyle yapıldığını, kimle yapıldığını gibi sorular sormalı, değil mi? Ama biz Türkçe'de sadece zarfla soru sormuyoruz. Biz Türkçe'de 4 şekilde soru sorabiliyoruz. 1. Edatla soru soruyoruz. Soru edatı mı, mi, mu, mü? Çok basit. Geldi mi? Anladınız mı? Bilmiyor musunuz? Dediğiniz evet hayır soruları mı, mi, mu, mü soru edatıdır ve yutan elemandır. Yani o olduğunda hep ona cevap verirsiniz. Diğerlerini umursamazsınız. Soru edatı geç. Soru sıfatı. Sıfat bütün sıfatlar gibi isimle birlikte olmalıdır. Yani nasıl bir gün, kaç yaşındasın, kaçıncı katta oturuyorsun gibi. Yani hep yanına bir isim alır ve biz buna soru sıfatı deriz. Geç, o da kolay. Zamir sıkıntı, yani adıl. Zamir ismin direkt kendisini sorar. Mesela size bunları kim anlattı? Neslihan Hoca. Bak anlatan kişinin adını soruyor sana. Ya da der ki mesela, sınavdan sonra nereye gidelim? Bakın gideceğiniz yerin adını soruyor size. Sana ne alalım? Alacağımız şeyin adını soruyorum size. Bu da zamir. İsmin üstüne oturan sorular yani. Kaldırdığınızda altından isim çıkacak. Soru zarfı ise fiile soru sorar. Mesela der ki ne bakıyorsun dik dik? Ne bakıyorsun dik dik? Yani bakma eyleminin sebebini sordum. Ya da nasıl buldunuz bizi? Nasıl buldunuz? Bulma eyleminin nasıl yapıldığını sordum. Ya da ne zaman gelelim? Gelme eyleminin ne zaman yapılması gerektiğini sordum. Anladınız değil mi? Yani mı, mi, mu, mü soru edatı. İsmin yanında duranlar soru sıfatı. İsmin üstüne oturanlar soru zamiri. Fiile soru soranlar soru zarfı. Soru zarfını yapabilmeniz için diğer üçlüye takılmamanız gerekir. Hemen soru görelim. Burada anlattığım şeyler özetlenmiş durumda. Soru edatı bizimle gelir mi? Soru sıfatı kaç gün? Günü görüyor musunuz burada? Kaç gün? Sıfat her zaman tamlama kurmak zorunda arkadaşlar. İsmin yanında durmak zorunda. Soru zamiri hangisini beğendin? Beğendiğim şeyin adını soruyor. Soru zarfı niçin gelmediniz? Gelmeme eyleminin sebebini soruyor. Bakın dikkat edin, bununla ilgili şunu yapabilirsiniz. Soru kelimelerinde ek almış olan kesinlikle zamirdir. Yani ismin özelliğini taşıyan. Sıfat tamlaması kuranlara sıfat, mı mimulere edat diyoruz. Geriye kalanlarda yani eyleme yönelik olanlara da zarf diyoruz. Bu dörtlüyü bilmezseniz soru zarfını bulmanız çok zordur. Hemen soruya geçiyorum. Numaralanmış dizelerin hangisinde soru zarfı kullanılmıştır? Yani olumlu soru kökü. Buruk bir acı çöker yüreğime geceleri. Bakın, nere, nereye? Ek almış, zamir. 1, 2. Hazin yolculuğun gittiği yerin adını soruyor. Yani direkt isme yönelik bir şey soruyor. Bir şeyin adını sorarsa zamirdir. Gitti. Geri dönen hangi güvercin var? Bakın hangi güvercini burada görebiliyor musunuz? Hangi çiçek? Sıfatlar çok güzel gösteriyorlar kendilerini. Geç.
Nasıl ağlamıştın öyle akşam sokaklarda? Birden nasıl büyümüştü içimde yerin? Ağlama eyleminin nasıllığı, büyüme eyleminin nasıllığı? Zarf geldi. Burası İstanbul mu? Soru edatı. Büyük harflerle yazayım da soru eki, soru edatı geç. Bu yüzden cevap Ceyhan. Gördüğünüz üzere aslında biz zarf sorusunu çözerken diğer sözcük türlerine de her zaman dikkat etmek durumundayız. Son bölümümüz yer yön zarfları. Ne dedik? Durum zarfları, zaman zarfları. Bir küçük nüans vardı oralarda. Sonra miktar zarflarına geldik. En pisleri oydu. Herkese hizmet ediyordu çünkü. Belli bir özelliği yoktu yani. Sonra soru zarfları vardı. Soru zarflarını bulabilmek için onu da bunu da bunu da bunu da bilmeniz gerekiyordu. Ve en son en minnoşları yer yön zarfları. Yer yön zarfları ile ilgili de şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Yer yön belirten sözcük deyince öğrenci başlıyor her yere zarf demeye. Ankara'ya gidiyorum, yer belirttin, zarf. Olmaz tabii ki. Ankara bir şehrin adı. Yani onun zarf olması mümkün değil. Bir şeyin adı zarf olmaz. Zarf daha çok yaptığınız eylemin yönünü verir. Yani mesela kapıya doğru yürüyorum dediğinizde zarf olur. Ya da ne bileyim sana karşı şöyle güneşe karşı biraz oturalım dediğinizde zarf olur. Fakat ufaklıklarda daha çok daha böyle sınırlı bir yer soruluyor. Şimdi size özellikle orayı anlatmak istiyorum. Sayın Minnoş Yediler ve diğer arkadaşlarım. Yer yön zarfları bir, ek almaz. Bütün zarflar gibi. İki, sadece şu 8 sözcüğe dikkat ederseniz soruyu çözersiniz. Nedir o 8 sözcük? Hemen tahtada görelim. İçeri, dışarı, ileri, geri, yukarı, aşağı ve öte, beri. Genellikle 7. sınıflarda bu sözcükler üzerinden gelir yer yön zarfı sorusu. Dikkat etmeniz gereken şey şu. Bu sözcükler 1. ek almayacak çünkü ek alınca isim olurlar. 2. lütfen sıfat olmadığına yani ismin özelliği olmadığına dikkat ediniz. Olmamasına dikkat ediniz pardon. Şimdi bakıyorum içeri gir dediğinizde bu bir zarf. Çünkü girme eyleminin yönünü verdi. İçeriye gir dediğinizde yani buna ek taktığınızda bu bir isim. İçeri odaya gir dediğinizde yani bir ismin özelliğini kullandığınızda bu bir ismin özelliği olacak şekilde kullandığınızda bu bir sıfat. Bakın dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Ek almadığında zarf, ek aldığında isim, ismin özelliği olduğunda da sıfat. Yani anlayacağınız zarf zor diyen arkadaşlarım için ya da işte çalışıyorum zarf sorularını bir türlü fülleyemiyorum diyen arkadaşlarım. Diğer sözcük grupları ile ilişkiyi çözmediğiniz müddetçe zarfı fulleyemezsiniz. Yani sıfatla ilişkisini, isimle ilişkisini, hatta yer yer zamirle bile ilişkisi var ve diğer sözcük türleriyle ilişkisini çözmediğiniz müddetçe zarf öyle nasıl sorusunu sorarım, ne kadar sorusunu sorarım, nereye sorarım, fiile sorarım falan. Öyle çözülmez, öyle fullenmez de. O yüzden lütfen soruları çözerken hep çeldiricisiyle düşünmeye çalışın. Son bir soru çözeceğim, konuyu bağlayacağım. Tabloda numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün türü yanlış verilmiştir diyor. Altında çizmeyi unutmuşuz ama ben size böyle şakır şakır hemen hızlıca çizeyim hangi sözcükleri istiyor. Hemen bakıyorum şimdi. Şu torbaları bir an önce yukarı, bakın dikkat edin yukarıya değil, yukarı çıkaralım zarf, doğru. Araç park edeceğim bisikletin biraz ileri, ileriye
isim. Doğru. Aşağı mahalle. Seni sıfat. Doğru. Polis aracını gören sürücü sağa. E kalmış. Zarf olması mümkün değil. Cevap Denizli. Bakın sadece bu kadar. Tekrar söylüyorum. Ya da şöyle yapalım mı hadi gelin? Durum zarfları. Fiile fiilimsiye sorduğunuz nasıl sorusunun cevabıdır. Çok kolaydır. Sıfata düşülmez. Güzel kadındaki güzel sıfat, güzel düşündüğündeki güzel zarf. Tekrarlama. Olasılık ve kesinlik bildiren sözcükler her zaman durum zarfıdır. Geç. Zaman zarfları. Ne zaman sorusuna cevap verirler ama sormanıza bile gerek yok. Kulakla bulabilirsiniz. Haleklerini alabiliyorlar maalesef diğer zarflardan farklı olarak. Ve dikkat etmeniz gereken şey zaman zarfı olması ihtimali olan gece, yarın, gelecek gibi sözcüklerin isim olabilme ihtimallerine dikkat etmek. Geç. Yer yön zarfları. Ek almaz. Çıplak halde seviyoruz biz yer yön zarflarını. E, A, D, Da, Den, Dan, I, I, U, Ü gibi haleklerini taktığınızda isim oluyorlar. Hoca size dışarıya çık derse isimle bağırdı. Dışarı çık derse zarfla bağırdı. Kodlama bu. Geç. Miktar zarfları. İsim hariç her şeyin miktarını zarf verir. Sıfatın miktarını, zarfın miktarını, fiilin ve fiilimsinin miktarını zarf verir. İsim hariç. Birazcık su derseniz, birazcık su alabilir miyim? Sıfat, geç. Birazcık sus derseniz, zarf. Birazcık daha sus derseniz, gene zarf. Birazcık pahalı bir ayakkabı derseniz, gene zarf. Ve soru zarfları. Soru zarfları Türkçe'de 4 şekilde soru sorabiliyoruz. Soru edatı mı 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 geç. Soru sıfatı bütün sıfatlar gibi ismin yanında durur ve sıfat tamlaması kurar. Geç. Soru zamiri direkt ismin kendisini sorar. Geç. Soru zarfı fiilin durumunu, zamanını, ne bakıyorsun, niçin yedin onu, ne zaman geleceksin gibi sorulara da direkt soru zarfı diyoruz. Evet, 7. sınıfta başlıyor bu konu. Özellikle yedili minnoşlarım için anlattım. Ama YKS öğrencileri, KPSS öğrencileri, isteyen herkes zarfı buradan dinleyebilir. Konu aynı konu. Sadece bir şık daha eklediğinizde oldu size lise grubu sorusu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hoşça kalın.